Değerli izleyenler, Mercek Altın'a hoş geldiniz. Hakikaten tarihi günlerden geçtiğimizi düşünüyoruz artık. Zira her gün tamam artık bundan fazlası olmaz diyoruz. Ertesi gün bir bakıyoruz, eyvah eyvah daha da yükselmiş, daha da yükselmiş. Evet, bugün artık zirve, bundan fazlası olmaz diyoruz. Ertesi gün yeni bir zirve oluşuyor. Peki nereye gidiyoruz? Aslında ne oluyor? Bu hükümet, cemaat kavgası, çatışması bitecek mi yoksa daha yeni mi başlıyor? Bunları konuşacağız bugün. Deneyimli gazeteci Ruşen Çakır bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Merhaba. Buradan başlayabiliriz. Pazartesi günü mesela zirve dedi birçok insan. Çünkü ardı ardına yeni kayıtlar, belgeler servis edildi. Zirve miydi pazartesi? Yok, değil. Belki de starttı. Yani gerçek anlamda tabii 17 Aralık başlamış gözüküyor ama evveliyatı 7 Şubat 2012. Ama daha da evveliyatı da var ama diyelim ki 7 Şubat'ta ilk ateş kurşun sıkıldı. Şimdi meydan muharebesine döndü 17 Aralık'tan itibaren net bir şekilde. Daha doğrusu dershane olayıyla beraber başladı. 17 Aralık'la iyice çığırına çıktı. 25 Aralık 1 Ocak tır olayı çok ciddi ama pazartesi günü senin de bahsettiğin gibi yayınlananlar, Paris suikastı ile ilgili belge, Uludere ile ilgili belge, yani Roboski ile ilgili belge ve akşam da Fethullah Gülen'in telefon kayıtları hepsi üst üste. Pazartesi günü gerçekten çok tarihi bir gündü. Ama bundan çok daha sert, şiddetli günler, anlar yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü şu anda bu savaşın hafifleyeceğine, biteceğine zaten yok da hafifleyeceğine yönelik en ufak bir işaret bile yok. Tam tersine giderek daha da şiddetleneceği gözüküyor. Fethullah Gülen'in ses kaydı üzerinde biraz duralım istiyorum. Şimdi bu zamana kadar birinin kaseti çıktığı zaman, ses kaydı, negatif bir belge çıktığı zaman olağan şüpheli hep Gülen cemaati olarak gözüküyor. Gülen cemaati yapmıştır diye. Öyleydi, ve onlar gibi, yapıyordu zaten. Onlar yapıyordu. Tabii. Çoğunlar. Nasıl emin olabiliyorsunuz bundan? Efendim? Nasıl emin olabiliyoruz? Yani bunun eğer Türkiye'de yargı Fethullah Gülen cemaat tarafından ele geçirilmemiş olsaydı zamanında ve polis, onları çoğu çıkardı. Ona güvenerek, nasıl olsa ucundan bir şey çıkmayacak denerek bunu çok ciddi bir şekilde Türkiye'deki yasa dışı dinlemelerin ve bunların piyasaya, ortalığa dolaşıma sokulmalarının arkasındaki en büyük güç Fethullah Gülen cemaattir. Onların dışında bir takım insanlar da bunu yapmış olabilirler ama zaten öyle olduğu ve olacağı da herhalde önümüzdeki günlerde bir takım şeyler de çıkacak. Şimdi paralel devlet diye bir şeyi hükümet kabul ediyor. Bu yapının en çok başvurduğu uygulamalardan birisi bu. Tabii bu olayla beraber Fethullah Gülen'in telefon kayıtlarının çıkmasıyla beraber şunu da gördük. Dinleyeni de dinliyorlar. Yani kimse bu işten muaf değil. Özellikle belli bir aşamadan sonra hükümetin de Gülen cemaatine yönelik olarak bir takım benzer yöntemlerle faaliyetler içinde olduğu söyleniyordu. Bunun herhalde bir sonucu olsa gerek. Özellikle, üçüncü bir taraf olabilir mi? Yani hep biz hükümet ve Gülen cemaatinden evet, bahsediyoruz. Evet, öyle bir ihtimal var. Olursa büyük bir ihtimalle yabancı bir güç olur. Eğer öyleyse zaten iş tam bir işinden çıkılmaz hal alır. Ama o zaman ben, şu ankinden daha karmaşık bir savaştan bahsediyor olacağız. Daha karmaşık bir hal alır ama ben sanmıyorum. Ben bunu hükümetin yaptırdığını düşünüyorum. Ama bu düşünce tabii üçüncü bir güç ihtimalini yok saymıyorum ama çok düşük ihtimal olduğunu peki içerik, ben baktım Gülen, Fethullah Gülen'le yapılan telefon konuşmalarına. Hakikaten de benim kanaatim cemaatin söylediği gibi orada bir suç delili yok. Yani cemaate bağlı isimler de öyle diyor ya, evet Fethullah Hoca Efendi ile konuştular. Ne var bunda? Konuşabilirler yani, konuşmak suç mu diyorlar. Ama patronlarla ilişkisi bir dini önderin biraz garip geldi biraz, bana. Biraz çok iyi niyetli yaklaşıyorsun. Şimdi bir kere BDDK ile filan bürokrat, şu bürokratla Bankasya'nın işini görüp görmeme tartışması neye giriyor? Ayrı bir husus. Bir diğeri şunu görüyoruz ki cemaat adımlarını her adımını atarken taktik ve özellikle stratejik adımlarını atarken muhakkak Gülen'den onay alıyorlar. Gülen her şeyi takip eden birisi. Yani bir nevi rapor veriliyor ve onay alınıyor. Bunu görüyoruz. Ve buradaki ilişki bir dini cemaatin hizmetinin koordinasyonunun ötesinde. Yani Mustafa Koç'undan Ali Sabancısına vesairesine şuna buna kadar işte aleyhte yazması söz konusu olan bir yazarı
medya patronuna söylenmesine kadar bunlar belki kanunen çok somut olarak bir suç, ceza kanununa giren suçlar olmayabilir ama Türkiye'de Ergenekon, Balyoz gibi davalarda insanların nelerden nasıl yıllarca hapislerde yatırıldığını ve mahkum edildiğini gördüğümüz zaman şimdi ortada örgüt kanıtı olarak sunulan şeylere baktığımız zaman buradaki olay hiç öyle hafiflenecek bir olay değil. Ama şu da var. Bu kayıtlar bize şunu gösteriyor. Daha başka illerinde belli ki kayıtlar var. Yani şimdi bunun neresi suç diyenler yarın öbür gün başka bir telefon kayıtları çıkarsa zor durumda kalabilirler. Yani bir ayağını denk al mesajı da veriyor bu kaydın ortaya. Kesinlikle. Herkes birbirine sürekli mesaj veriyor zaten. Herkes şu ana kadar iki tarafta birbirine karşı yapabileceklerinin çok azını yaptı. Her iki tarafta birbirine karşı çok kuvvetli kozları var. Ve bunları peyderpey çıkartıyorlar. Eski Ergenekon dalgaları gibi işte yolsuzluk dalgaları var. Hükümet sürekli polisleri görevden alıyor vesaire yapıyor. Ama bir taraftan da diğer taraftan hükümet ve yanlılarının cemaate yönelik suçlamaları kademe kademe yükseliyor. En son Sabah gazetesine baktığımız zaman suç örgütü olarak tarif etti. Başbakan Haşhaş'ın dedi. Haşhaş'ın nedir? Bir suikast örgütü. Suikast temelinde çalışan bir örgüttür. Öte yandan Zekeriya Öz öldürülme ihtimalinden bahsetti falan. İş giderek çığırından çıkıyor. Yani adım adım gelişen çok sert bir şey var ve tarafların kendi birbirlerine karşı bütün kozlarını kullanmadığını, her an kullanabileceklerini ve bir de tabii ilginç olan her taraf diğerinin elinde ne olduğunu üç aşağı beş yukarı biliyor. Yani bizler bilmiyoruz ama iki tarafta karşı tarafın elinde ne olduğunu biliyor ya da tahmin ediyor. Bu nasıl olabilir ki? Sonuçta kartlar açık oynanmıyor. Yani mesela Başbakan Erdoğan ilgili bir şey. Bakın. Başbakan Erdoğan şöyle düşünüyor mudur? Ya Gülen cemaatinde benimle ilgili şöyle belgeler var diye. Şimdi bu çok basit bir şekilde diyelim ki ne yaptığınızı biliyorsunuz. Siz ne yaptığınızı biliyorsanız karşı taraf sizin yaptığınız her şeyi biliyor olabilir. Ama ben günde 1 milyon tane iş yapıyorum mesela. Yani 50 tane telefon görüşmesi yapıyorum. Bunların içerisinde şeyin koz olarak kullanabilecekleri kaç tane? Yani diyelim ki çok tane yani. Her gün 10 tane öyle telefon görüşmesi yapıyorum. Abi orayı alalım, burayı satalım diye. Hepsinin kaydı olmuş olabilir. Bakın. Siz o yüzden galiba daha yeni başlıyoruz diyorsunuz. Tabii. Yani şimdi bir bakıyorsunuz Bilal Erdoğan'ın bilmem nereye giderken ki fotoğrafı kaç kare birden. Yani neredeyse değişik açılardan çekilmiş yani. Gibi. Başbakanın telefon konuşmasının fezlekeye girdiğini görüyoruz. Yani şimdi başbakanın dinlenmiş olması şaşırtıcı değil. Tahmin ediyorduk zaten. Ama yasal yollardan dinlenip polis fezlekesi bunun bir de fezlekeye girmiş olması yani bu çok büyük olaylar bunlar. Yani şimdi dolayısıyla taraflar şunu en azından biliyorlar. Kimle ne ilişkisi kurduklarını biliyor. Mesela Fethullah Gülen şu anda hangi iş adamlarıyla nasıl ilişkileri olduğunu kendi kurduğu için biliyor. Ve dolayısıyla bunların hepsinin hükümet tarafından bilindiğini de varsayması gerekiyor. Yani şimdi Ali ile Veli ile Hüseyin ile ilişkin var ama en fazla bilse Ali'yi bilir. Veli ile Hüseyin'i bilmez diye bir şey yok. Yani şu anda ne kadar gizli yapılmak istenirse istensin, tarafların yaptıkları her şeyin karşı taraf için şeffaf olduğunu kabul etmesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Anlayamadığım şey şu, bu çatışma başlarken iki tarafta biz bu adımları atarsak çok şey kaybederiz. Yani biz de çok şey kaybederiz, onlar da çok şey kaybeder. İki tarafta bunun değerlendirmesini yapmıştır. Buna rağmen iki tarafın da kaybedeceği bir savaşa niye giriyorlar? Şimdi İki tarafta savaşı kaybedeceğini bilse bu savaş böyle olmayabilirdi. Ama belli ki bir taraf yani cemaat bana göre bu savaşı kazanacağını düşündü. Hala düşünüyor. Yani o zaman doğru, savaşı cemaat başlattı mı demeliyiz? Tabii. Kesinlikle yani MİT kriziyle beraber başladı. 17 Aralık şimdi yolsuzlukla mücadele olarak sunuluyor. Doğru. Birçok da belli ki çok ciddi iddialar var. Bunlar da doğru. 12 yıllık AKP iktidarında yolsuzlukların hepsi 30 Mart yerel seçiminin öncesine mi birikti yani? Bu belli ki çalışılmış, edilmiş. Belli bir zamanlamayla, hesapla, belki dershane kriziyle öne alınmış olan bir çalışma. Bu bir operasyon. Yani cemaat kararı vermiş, ben bu hükümeti bitireceğim arkadaş. Hükümeti bitirmek midir bilmiyorum ama Tayyip Erdoğan'ı tasfiyesinin hedeflendiği çok açık. Çünkü dönüp dolaşıp baktığımız zaman
ipin yani bütün hedefler bir yerde. Zaten ikinci operasyon tam öyleydi. Oğlu vesaire, en yakın arkadaşları, iş adamları. Yani şu anda ikinci operasyonda adı geçen birçok iş adamı, özellikle Erenköy dergahına bağlı olan iş adamlarının çoğu Tayyip Erdoğan'ın çok yakın arkadaşları aynı zamanda. Mesela o Latif Topbaş falan gibi. Hedefin büyük ihtimalle değil, yani çok bence net Erdoğan'sız bir AKP olduğu anlaşılıyor. Ki artık yazılıp çizilmeye de başlandı bunlar, biliyorsunuz. Bayağı Zaman Gazetesi'nde, başka yerlerde bunun artık Tayyip Erdoğan'ı ülkenin daha fazla kaldıramayacağı, şu bu, başka formüller, özellikle Cumhurbaşkanı'nın adı anılarak açıkça dile de getiriliyor. Peki anlayamadım, yine anlayamadığım bir şey. Yani diyorsun, sen de ya hiçbir şey anlamıyorsun kardeşim. Mecburuz yani kamuoyu adına bütün şeytani soruları sormakla mükellefiz. Ben anlatamıyorum. Erdoğan'la ilgili bir kişisel husumet mi var? Yani savaş bitmez, daha devam edecek diyoruz ya. Diyelim ki Başbakan Erdoğan bu akşam çıkacak kameraların karşısına, diyecek ki arkadaşlar, ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle ben artık bu gerilimi sürdürmek istemiyorum. Ülkemizin bekası için görevimi Abdullah Gül kardeşimin almak üzere devrediyorum falan filan. Yani yok, öyle bir şey mümkün olmaz. Değil tabii de, yani istifa öyle etti, şey, bitecek mi? Öyle şeyler olmaz. Buradaki temel mesele, bu bir iktidar savaşı. Tayyip Erdoğan iktidarı kimseyle paylaşmak istemiyor. Kimseyle paylaşmak değil yani, istemiyor. Diğer AK Partililer. Yani Bülent Arınç'ın en son başına gelenleri de gördük. Abdullah Gül'le olan rekabetinin gelebildiği boyutları da gördük. Mesela Abdullah Gül'ün ikinci kez aday olmasını AKP grubunun oylarıyla yasa çıkarıldı ve Anayasa Mahkemesi bozdu. Engelleniyordu mesela, düşün. Böyle bir yerde cemaat Tayyip Erdoğan'ın bu dominant pozisyonuyla kendilerine iktidardan çok fazla bir pay alamayacaklarını kendilerini görüp daha zayıf birileriyle pekala olabileceği tercihlerini bundan yana yapıyor. Peki manzara buysa, Bülent Arınç gibi, Abdullah Gül gibi ve yani kabinedeki başka isimleri de sayabiliriz. Bu gibi insanların da Erdoğan'ın bu tek adam tavrından rahatsız olup cemaate yardım etmesi beklenmez mi? Yok, beklenmez. Çünkü Erdoğan eninde sonunda arkadaşları, beraber yola çıktıkları insanlar. Onunla bir takım sorunları olabilir ama bu sorunları kendi aralarında çözme mekanizmalarına hala sahipken arkadaşlarına ihanet edip zaten geleneksel olarak çok da fazla yakın olmadıkları bir yapının kuyruğuna niye takılsınlar? Arınç Erdoğan münakaşası diyeceğim. Münakaşası mesela bu iç yollarla çözülebilmiş miydi? Hangi, pardon? Arınç ve Erdoğan arasında bir gerilim olmuştu. Bu kendi içlerinde çözebilecekleri bir şey miydi mesela? Çözebildiler sonuçta mi? Arınç en son Japonya seyahatine başbakanla beraber gitti. O beyaz kıyafetlerle fotoğrafı beraber kafalarında boneyle çektirdiler. Yani şu var, kendi aralarındaki kavgayla başkalarıyla yaptıkları kavgadaki pozisyonları farklı. Yani kendi aralarında kavga ederler ama dışarıdan bir kavgada aralarında dayanışma olur. Burada bir parantez açalım, işin tarihsel boyutunu hazır siz bulmuşken sorayım ben. Gülen cemaati ve Milli Görüş. Ezelden beri pek birbirinden hoşlanmayan hareketler galiba. Nedir evet, anlaşamadıkları yer? Bunun... Şimdi Kürt hareketi içerisinde birinin farklı kanat var. Yani Kemal Burka ile Abdullah Öcalan nasıl birbirlerini sevmiyorsa ya da... Ama artık yani o dönem geçti biliyorsunuz. Kemal Burka öyle ciddi bir siyasi hareket sahibi değil. Sonuç olarak İslami hareket dediğiniz şey yekpare hareketler değil. Kendi içlerinde farklı şeyler var. Bunların bazıları birbirine yakın, bazıları mesafeli. Sol harekette de böyle, Kürt hareketinde de böyle, Alevi hareketinde de böyle. Bütün hareketlerin içerisinde farklılıklar vardır ve bir yelpazedir. Yelpazenin sağı solu ya da yukarısı aşağısı düşünün. Değişik kademelerde insanlar birbirlerine yakın olurlar. Yani Gülen hareketinin, Gülen'in ilk Nurculuk'tan kopup kendi bağımsız hareketini örgütlediği zaman Erbakanlı arası çok kötü değildi ama çok kısa sürdü. Daha sonra kendini onlardan uzaklaştırarak başka bir eğitim temelli bir faaliyet yürüttü. Ve ilk kendisinin ortaya çıkışı Refah Partisi'nin yükseldiği dönemdir. 94-95 yıllarında Refah Partisi'nin o yerel seçim galibiyetinin ardından Fethullah Gülen çıktığı zaman sürekli merkez sağ ve merkez sol partilerle ilişki kurdu ve Refah Partisi'ne mesafeli oldu. Bir nevi Refah Partisi'nin yükselişine karşı sisteme alternatif olarak kendini sundu. O 28 Şubat'ın ilk günlerinde de hatta destek verdi 28 Şubat. Refah Partisi'nin karşısında rejimin yanında oldu ilk günlerinde. Sonra ama sıra kendisine de gelince durum değişti.
Dolayısıyla bu hareket kendini bir nevi Milli Görüş Hareketi'nin alternatifi olarak sundu. Hem Türkiye'deki sistemi hem uluslararası sistemi. Şimdi de bunun tekrardan bir tezahürü yaşanıyor. Yani bir 2007-2011 arasında bir ittifak oldu. O Balyoz Ergenekon falan. Sonra tekrar bu ittifak bozulduktan sonra eski pozisyonlarına çok daha sert bir şekilde döndüler. Çünkü eskiden olan rekabetleri ikisi de muhalefette olduğu için, yani iktidar merkezde olmadığı için aralarındaki rekabet ya da mücadele yumuşak geçiyordu. Şimdi ama ikisi de çok güçlü ve Türkiye'nin en önemli iki gücü iktidar odağı. Yani Türkiye'de şu anda 3 tane iktidar odağı var. Birisi Tayyip Erdoğan şahsında AKP, diğeri Fethullah Gülen şahsında cemaat, diğeri Abdullah Öcalan şahsında Kürt Hareketi, PKK. Böyle bir denklemdeyiz. Ama şimdi çok güçlü oldukları için eskiden sert geçmeyen rekabet, mücadele şimdi çok şiddetli geçiyor. Bütün bunlar olurken Abdullah Gül'ün tavrı, duruşu kimilerine göre sessizlik olarak yorumlanıyor. Kimileri de diyor ki siz bakmayın öyle göründüğüne, o da bu ateşi söndürmek için bir şeyler yapıyordur arka planda. Abdullah Gül ne yapıyor? Burada tarafsız kalması gibi bir şey mümkün mü? Şimdi en son HSYK düzenlemesinde hükümetin yaptığının olmayacağını düşünüp buna bir anayasa değişikliği formülü bulunması için uğraşıyor. Aksi takdirde hükümetin ilk düşündüğü haliyle taslak yasa gelirse büyük bir ihtimalle o yasa ya kendisinden ya da Anayasa Mahkemesi'nden dönecek. Orada bir müdahale etti. Muhalefeti de çağırarak bir formül arayışına geliştirdi. Ancak nispeten başarılı oldu galiba bu girişim. Nispeten başarılı oldu. Nispeten ama hala süreç devam ediyor. Tam şu anda hangi durumda olduklarını bilmiyorum. Ama hükümetin ve Tayyip Erdoğan cemaatle olan kavgasında yolsuzluk iddialarını ciddiye alıyor. Onu biz yaptığımız Habertürk yayınında çok net bir şekilde gözüktü. Ama şeyi daha fazla ciddiye alıyor. Paralel devlet iddiasını. Onu ısrarla çok vurgulu bir şekilde ona dikkat çekiyor. Benim bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'ın Fethullah Gülen'le olan kavgasında asla Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmaz. Ama Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alışı hiçbir zaman şu anda medyada gördüğümüz ya da AKP içerisinde gördüğümüz şekilde bir militanca yer alış, yanında duruş olmaz tabii. Ama bu devlet içerisinde devlet iddialarını çok ciddi bir şekilde önemsiyor ve onun için de buna karşı, bunu tasfiyesi için hükümete her türlü desteği verecektir. Onu düşünüyorum. Garip bir durum. Herkes bugünlerde diyor ki paralel devlet çok tehlikeli bir şey. Sistemin bekası için mutlaka, yani yolsuzlukları evet örtbas etmeyelim ama paralel devlete bakalım. Ya iyi de bu yeni mi ortaya çıktı? Yani yok. Kemalistlerle eskiden dalga geçiliyordu. Hani Kemalistlerin belki 10 yıldır, 20 yıldır söylediği bir şey var. Gülen cemaati devletin her yerine sızdı, ele geçirdi vesaire vesaire diye. O zaman kimse kulak asmadı. Şimdi herkes paralel yapı aman öcü diyor. Tabii orada hükümet bu yapıyı teşvik etti, önünü açtı. Balyoz Ergenekon sürecinde beraber çalıştılar çünkü. Şimdi bak, tasfiye ediliyor polisler. Fişlendi deniyor. Nereden biliyorsunuz deniyor. Nereden biliyor? Çünkü onları cemaatten olduğu için hükümet oraya koydu. Şimdi cemaatten olduğu için hükümet oradan alıyor. Bu kadar basit. Olay bu kadar basit. Yani fişe falan gerek yok. Oraya şimdi bu görevden alınan polis şefleri vesaire çok hak ettikleri için mi geldiler? Hayır. Cemaatten oldukları için geldiler ve onlar oraya gelirken de bir yığın hak etmiş insanın ayağını kaydırdılar. Şimdi gelenler hak etmişler mi peki? Bilmiyorum ama şunu söyleyebiliriz. En azından bir dış bir hiyerarşiye bağlı çalışmayacak insanları getiriyorlar. Yani dışarıdaki bir yapı. Farklı, yani diğer Gülen cemaati dışındaki İslami cemaatlere bağlı kişilerin geldiğine dair bir iddia var. Şimdi bakın, şu gruptan bu gruptan olabilir, ülkücü olabilir, işte Nakşi olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama bunlar Türkiye'de Gülen cemaati dışında herhangi bir cemaatin ya da siyasi yapının emniyette, yargıda bir özel örgütlenmesi yok. Yani diyelim ki Milli Eğitim Bakanlığı'nda siz menzil dergahından 100 tane şube müdürü bulabilirsiniz. Ya da bilmem başka bir Nurcu gruptan bulabilirsiniz. Ya da ülkücü bulabilirsiniz. Ama bunların işte menzil dergahının ülke çapındaki milli eğitim bürokratlarını koordine eden bir sorumlusu olduğunu sanmıyorum. Yani onlar dergaha bağlıdırlar ama işlerini de
kurallara göre yapıyorlardır. En fazla kendi cemaatlerini kayırıyorlardır bir takım işlerde vesairede. Ama burada başka bir şey söz konusu. Ama bugün tek merkezden mesela menzilcilerin emir almaması yarın da almayacakları anlamına gelmiyor ki. Yani o risk her zaman yok şimdi mu? Eğer o cemaatleri al buçuk tanıyorsanız ki ben tanıdığımı düşünüyorum, böyle bir şey olmaz. Neden? Yani o cemaatlerin derdi başka. Yani orada onların dünyaya bakışı vesairesi falan daha farklı. Onların böyle büyük iddiaları, büyük hedefleri, devleti ele geçirmeye vesaire gibi hedefleri yok. Yani başka alanlarda çalışıyorlar. Onların faaliyetleri daha farklı bir şey. Ama burada Fethullah Gülen hareketi başından itibaren devlette kadrolaşmayı kendine hedef seçmiş bir harekettir. Yani şöyle bir örnek vereyim. Ben ilk kitabımı Ayet ve Sloganı 1990'da yazdığımda bütün Türkiye'deki cemaatleri ele aldım. Önde gelen cemaatleri. Oradaki Fethullah Gülen cemaati bölümünün ana ekseni devlet içerisinde kadrolaşma perspektifidir. Onun dışındaki Nakşibendi cemaatler, diğer Nurcu cemaatler, Süleymancılık vesaire gibi cemaatlerin hiçbirisinde böyle bir şeyi 90'da kitabı yazarken görmedim. Ondan sonra hiç olmadı zaten. Yani ama Fethullah Gülen cemaatini ilk çalışmaya başladığım andan itibaren hakkında okumaları vesaireleri yaptığım, insanlarla konuştuğumda ilk karşıma çıkan hani bir cemaat açarsınız ve rüzgar vurur, devlette kadrolaşma. Zamanında bunun videosu da vardı Fethullah Gülen'in kendi ağzından. O videoların çok fazla önemi yok. Önemli olan edinilen bilgiler ve şu anda da zaten bunun sonuçları gözüküyor. Peki AK Parti'nin yargıda, bürokraside, emniyette görevlendirebileceği, ihdas edebileceği kendi kadroları diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Şimdi AK Parti'nin kadrolarının büyük bir çoğunluğu müteahhit olduğu için onlar çok devlette çalışmayı, devlet üzerinden çalışmayı tercih ettikleri için şu anda onun çok büyük bir sıkıntısını yaşıyorlar. Yani öyle bir iş bölümü oldu. Nasıl olsa şöyle çok basitleştirerek anlatıyorum. Nasıl olsa cemaatin bol miktarda kadrosu var. Bundan savcı da olur, hakim de olur, şube müdürü de olur, şu da olur, bu da olur. Onlar bunu yapsın ama biz esas iktidarı biz elimizde tutalım yaklaşımıyla gidildi ve şimdi açığa düştüler. Şu anda ne varsa, nereden kimi bulabiliyorlarsa bir şekilde yani cemaatle ilgili olan olduğunu düşündükleri insanları ayıklayıp yerlerine birilerini koymaya çalışıyorlar. Ama Türkiye kocaman bir ülke yani sonuçta insandan bol bir şey yok. Sonuçta bulunur ama bunları AKP'ye bağlı insanlar olarak tarif etmek yanlış olur. Eğer yarın öbür gün cemaatin tekrar çok güçlü bir şekilde devlette var kaldığı ortaya çıkarsa bu gelenlerin bir kısmı tekrar oraya gidebilir. Çünkü unutmayın cemaat devlette kadrolaşmaya başladığı andan itibaren, daha doğrusu AKP hükümetinin onayıyla bu kadrolaşma devlet tarafından teşvik edildiği zaman cemaatle ilgisi olmayan birçok insan da cemaate dahil oldu. Mesela emniyetteki birçok ülkücü yani kökenli... Yani sözde cemaatçi mi diyeceğiz? Aslında itikaden bağlı olmayan ama şeklen cemaatçi gibi görünen bir şekilde cemaate dahil oldular. Cemaat tarafından hani laf itici gelebilir ama tam karşılığı devşirildiler. Yani şimdi şöyle bir şey düşünün. Emniyette bir dönem Fethullah Gülen cemaatine yakın olmak yükseliyor hızla zaten. Yol alma şeyiydi. Bir takım kişiler pekala gidip onlara ben de sizinle beraber çalışabilir mi? İkna edici bir şekilde söyledikleri zaman böyle oldular. Şu anda ismini vermek istemiyorum ama en çok adı anılan polis şeflerinden birisi ülkücüdür. Yani cemaatin okullarından yetişmiş birisi değildir. Sonradan dahil oldu ve en öne çıkan isimlerden birisi oldu. Onun için böyle şeyler de var. Has kadro olmanın yolu cemaat okullarından çıkmaktan geçiyor galiba değil mi? Yani cemaat okulunda okumayıp sonradan gelenler... Okul, yani illaki okulda olması gerekmiyor. Yani siz diyelim ki normal bir devlet lisesinde ya da atıyorum San Josef'te de okuyabilirsiniz. San Benoa'da ya da Robert Kolej'de de okuyabilirsiniz ama cemaatle bir organik ilişkiniz olur. Yani o da olabilir. Yani cemaate illaki cemaatin... organik kadrolarının illa oradaki dershaneden ya da okullardan yetişmesi diye bir şart yok. Mesela şu da olabilir. Yani bir genç gelir, kendi imkanlarıyla okur. Boğaziçi Üniversitesi'nde bilmem ne olur. Orada cemaatten birileriyle tanışır. Ve aklına yatar. Cemaatte dahil olabilir. İlla oradan yetişmesi gerekmiyor. Ama tabii dershane sürecinden itibaren cemaatin okullarından yetişmiş olanların
bayağı bir ağırlığı var. İzleyicilerimizden şöyle bir uyarı aldım. Neden hiç yolsuzluğu konuşmuyorsunuz diyorlar. Yolsuzluk meselesi tabii iddia düzeninde olduğunu hatırlatmakla mükellefiz. Konuşulacak var tabii bir tarafı canım. Var yani mı? Yani yolsuzluğun amanesini konuşalım ki. Yani yolsuzluğu Türkiye'de yargı bağımsızlığı dün de yoktu, bugün de yok. Yolsuzluk demin söyledim. 12 yıllık, yaklaşık 12 yıllık iktidarda yolsuzluk soruşturması, aynı polisler, aynı savcılar AKP'yi zor durumda bırakacak tek bir yolsuzluk dosyası açmışlar mı? Açmadılar. Daha önce yapmıyorlardı bakanlar vesaireler ve son bir yılda, iki yılda yapmaya başladılar diyecek halimiz yok. Bu olay yolsuzlukların, yani cemaatin bu olayları bilinçli bir şekilde yapıyor olması yolsuzlukların yalan olduğu anlamına gelmez. Ama yolsuzlukların gerçek olma ihtimalinin yüksekliği cemaatin buradaki siyasi operasyonel amaçlarını görmemizi de engellememeli. Yani burada bir darbe girişimi var mı sizce de Başbakan Erdoğan? Darbe girişimini Abdullah Öcalan söylüyor, başkaları da söylüyor. Erdoğan bana da söylüyor. Çok büyük laflar gibi geliyor ama yani şunu söyleyeyim. Ama siz de dediniz ya Erdoğan'ı göndermek istiyor sonuçta cemaat. Yani Erdoğan'sız bir AKP'yi istiyorlar ama bu darbe anlamına gelmez. Yani sen de isteyebilirsin, ben de isteyebilirim. Bunun için çalışma yapıyorlar. Buna darbe demek, bunu ancak bak. Buna darbe demek için Fethullah Gülen cemaatindeki insanların bakış açısına sahip olmak lazım. Onlar da biliyorsunuz 3 yıl öncesine kadar her önüne gelene, darbeci Tayyip diyorlar. Erdoğan'ı eleştirene darbeci diyorlardı. Referandumda hayır oyu verenlere darbeci diyorlardı. Tayyip Erdoğan'ı eleştirene, referandumda hayırı da bırakın, oy vermeyenlere, boykot edenlere de, AKP'ye yönelik her türlü eleştiriye, komplo diyorlardı. Birlikte oldukları zamandı. Yani böyle her şeye komplo, yani her şeye böyle darbe marbe demek çok gerekli bir şey değil. Yani bu, ama burada çok siyasi bir hesap var. Siyasi bir proje var. Başarılı olur olmaz ayrı bir şey. Kimisi bunun yanında olur, kimisi karşısında olur, kimisi de benim gibi bu olayı anlayıp anlatmaya çalışır. Ama böyle bir olay var. Abdullah Öcalan demişken hazır tahlilini söyleyelim. Diyor ki 17 Aralık paralel devletin sürece yönelik bir darbe girişimidir. Şimdi ezelden beri biliyoruz ki Gülen cemaati bu çözüm süreci denen süreci pek taraftarı değil. Peki Öcalan'ın bakışı acaba yani Kürt meselesini merkeze koyarken hata mı yapıyor? Türkiye'nin en önemli meselesi o değil mi? Onunki tabii o kendi konumu nedeniyle Kürt meselesini belki de biricik, yegane gerekçe olarak koyabilir. Bence değil ama en önemli meselelerden birisi olduğu belli. Çünkü olayı başlatan en büyük olay 7 Şubat MİT krizinin temel konusu Kürt meselesi ve müzakere süreci olduğu için dolayısıyla bu olayın içerisinde Kürt faktörü, Kürt sorunu faktörü ve PKK ve Öcalan faktörü gerçekten çok önemli. Ama tek neden bu değil. Çok daha geniş kapsamlı bir perspektifte yapılan bir şey ama bunun içerisinde Kürt meselesi tabii ki çok çok önemli. Diğer nedenleri de sayalım mı şimdi böyle boşlukta kalmış? Dünyaya bakış farklı. Derken özellikle hani Orta Doğu eksenli bir şeyden mi bahsediyorsunuz yoksa? Daha böyle İslam dünyası, özellikle Sünni İslam dünyası olarak bakmak daha şey olabilir. Çünkü şöyle bir şey oldu. Arap Baharı denen olayla beraber AKP'ye yakın bir takım hareketler öne çıktı. Mısır'da, Tunus'ta, Suriye'de, Libya'da vesaire. Ve AKP İslam dünyasında bir liderlik misyonuyla öne çıkar gibi oldu. Ve bunu da açıkça deklare ettiler. Bir güç olma iddiası. Ama daha sonra bunların hepsinde teker teker hüsran yaşandı. Suriye'de, Mısır'da. Mesela Mısır darbesine bakışta Fethullah Gülen'le AKP, Tayyip Erdoğan arasında 180 derecelik fark var neredeyse. Tam 180 olmasa bile bayağı bir fark var. Yani bir taraf bu darbeye karşı mücadeleyi tabii Gezi'nin üzerine örtmek boyutu da vardı olayın, Gezi direnişinin üzerine örtmek ama burada aslında Mursi ile beraber yıkılan kendi iddialarıydı AKP'nin. Şimdi İslam dünyasında o dalga, Arap Baharı'nın yarattığı Müslüman kardeşler ve benzeri hareketlerin iktidarın en büyük bileşeni olması formülü büyük ölçüde çöktü. Geçici ya da kalıcı bir şekilde çöktü. Şu anda öte yandan Şii dünyasında İran, Ruhani ile beraber Batı ile yakınlaşmaya başladı. Ama Sünni dünyası sahipsiz kaldı. Yani Suudi Arabistan mı liderlik edecek? Başkaları mı liderlik edecek? Türkiye'nin durumu, Türkiye iyice yalnızlaştı. Böyle bir yerde Fethullah Gülen'in bu zamanlamayı yaptığını, tam AKP'nin uluslararası alanda Tayyip Erdoğan'ın
yalnızlaştığı bir döneme denk getirdi. ABD nerede bütün bunlar olurken? Hani Türkiye tahliller yapılırken anda, hep ABD merkezli bir tahlil yapılır ya. ABD şu anda benim gördüğüm kadarıyla Fethullah Gülen cemaatine daha yakın. Yalnız hükümetin elindeki, Tayyip Erdoğan'ın elindeki en büyük koz çözüm süreci. Eğer çözüm süreci bitmiş olsaydı Washington'ın Tayyip Erdoğan'a yönelik kredisi herhalde hiç kalmazdı. Buna karşılık onun elinde çözüm süreci gibi bir koz var. Fethullah Gülen cemaat de çözüm sürecinde tam tersi bir yerde duruyor. O dengeyi cemaat kapatırsa, cemaat Kürt sorunu konusunda Kürt hareketini de kaplayacak bir takım şeyler geliştirirse, ki şu aşamada biraz zor gözüküyor tabii, o zaman işin rengi değişebilir. Ya da çözüm süreci sabote olursa, net bir şekilde biterse, tekrar çatışma ortamına Allah göstermesin girerse ülke, o zaman AKP'nin durumu çok kötü olur. Benim gördüğüm kadarıyla özellikle Amerika Birleşik Devletleri ama genel olarak Batı çözüm sürecinin varlığı nedeniyle AKP'yi ve Tayyip Erdoğan'a hala belli bir kredi veriyor. Tarafların bu çizdiğiniz denklemden habersiz olması gibi bir ihtimal var mı? Kürt tarafında, cemaatinde, AK Parti'nde. Herkes bunu çok iyi biliyor. Onun için zaten Kürt hareketini AKP hükümetiyle arasının açılması için bu Uludere ve Paris suikastı ile ilgili belgeler birdenbire yağmaya başladı. MİT belgeleri. Evet, belgeler yağmaya başladı. Ve bu ne? Çünkü çözüm süreci MİT'le yürütülüyor. Ve Paris katliamının ve Roboski katliamının arkasında birinci derecede MİT'in parmağı olduğu çok belgelerle gösteriliyor. Ve Kürt hareketi zor durumda bırakılıyor. Yani şimdi ne diyeceksiniz? Böyle bir şey yapan kurumla ve devletle ben bir şey görüşmem mi diyeceksiniz? Orada bir sıkıntı var. Kürt hareketi şu anda sıkıntıda. Mesela bugün Cahit Mervan, değil mi? Onun yazısında vardı bu. İhtiyatlı yaklaşmak lazım diyor bu belgelere. Ama belgelerin doğru olmadığını söylemiyor. Belgelerin doğru olduğunu kabul ettiği andan itibaren Kürt hareketi çok zorlanacak. Belgeler çıkana kadar genel eğilim, ben yanlış okumadıysam, şuydu. Uludere'yi de cemaat yaptı, Roboski'yi de, Paris suikastinde cemaat yaptı. Yani Kürt halkının zararına olan ne varsa hepsini cemaat yaptı. KCK'lileri de cemaat içeri attı falan filan. KCK'nin esas olarak cemaatin işi olduğu ama hükümetin de destek verdiği biliniyordu ama Roboski ve Paris konusunda, Paris'te biraz özellikle KCK yöneticileri cemaati işaret etmişlerdi bir şekilde ama Roboski konusunda yapıldığını sanmıyorum. Hatta Başbakan en son Dolmabahçe'de bazı gazeteciler söylemiş, o da o kadar da değil demiş. Hani şeyi. Şöyle bir şey vardı, yani devletin bunların bir yerlerinde olduğu, özellikle Roboski'de çok net bir şekilde. Yani çünkü askerin uçakları bombalıyor. Devletin ve hükümetin bunda bir şekilde ciddi sorumlulukları olduğu biliniyordu ama bunların ortaya çıkmamasıyla beraber durum idare edilebiliyordu. Ama şimdi bir takım şeyler netleşince, hükümetin, devletin kurumlarının sorumlulukları netleşince Kürt hareketi de sıkışmaya başladı. Yani burada bir pozisyon almak zorunda. Mesela nasıl cevap verecek Paris'te 3 kadının katledilmesini? Kınayacak mı yani? Böyle bir harekete, yani bu hareket ne diyecek? Yani HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş dün akşam CNN Türkiye yayına katıldı. Dedi ki dengeler değişti. Hükümet bize bir şey söylemeli artık, bir açıklama yapmalı. İşte hükümetten bir şey bekliyorlar. Büyük bir ihtimalle şunu bekliyorlardır. Sorumlu olduğu kabul edilecek bir takım insanların cezalandırılmasını bekliyor olabilirler. Belki orada birazcık durum... O zaman alan açılır herhalde, değil mi? Birkaç aslında bu şeye uyuyor. Öcalan'ın öteden beri söylediği, devletin içinde birileri bu süreci engellemek istiyor teorisine uyar. Yani mesela diyelim ki MİT'ten ya da Genelkurmay'dan birileri kendi başlarına bu işi yaptı gibi bir durum ortaya çıkarsa... O zaman belli ölçüde rahatlar. Ama en son çıkan MİT belgesi pek de öyle kendi başına olmadığını da gösteriyor. Yani bayağı yazışmaları falan var bazı işte. Spontan değil. Süremiz daralıyor. Operasyon başladığı zaman siz şöyle bir yazı yazmışsınız. Hükümet ağır yaralı, cemaat sapasağlam ayakta bu ilk zamanları. Şimdi bir ne denir? Hasar tespit, evet, tutanağı evet. Tutacak olsak şimdi nasıl yazarsınız? Dördüncü de cemaatin zor günleri başladı diye yazdım en son dördüncü raporu. İkisi de çok kötü yaralı artık. Bir kere
Fethullah Gülen'in o her ne kadar kendileri öyle değil dese de bedduasıyla beraber cemaat çok, yani Fethullah Gülen bu süreçte çok stratejik hatalar yapıyor. En büyük hatalarından birisi o bedduaydı. Ne gibi bir zarar görecek efendim? Buradan? Cemaat nasıl bir zarar görecek? İmaj anlamında mı yani? Yani şimdi siz sevgi, barış, sonuç olarak derken Tayyip Erdoğan'ın bir dindar bir insan olmadığını söyleyemezsiniz. Ona beddua ettiğiniz zaman, yani bir dindar bir insan, bir hoca efendi, ülkenin dindar başbakanına beddua ettiği zaman bu açıklaması zor bir şey yani. Orada çok büyük bir zorluk yaşadılar ve yolsuzluk nedeniyle kendilerine yaklaşmış olan özellikle dindar kesimdeki insanların geri çekilmesine yol açtılar. Hükümetten çok esaslı bir darbe gelmedi. Bir görevden alınan polisler falan dışında ama son telefon kayıtlarının yayınlanması birçok şeyin gelebileceğini gösteriyor. Ama esas büyük olay olmadı. Şu anda işaret veriliyor. Örgüt olarak tanımlanıyor. Hükümet tarafından. Haşhaşin deniyor. Çete deniyor. Casusluk şebekesi deniyor. Bir yan şey söyleniyor. Ama ortada herhangi bir şey yok. Soruşturma yok. Şimdi iki soruşturma ihtimali aslında benim kafamda var. Biri hükümet Gülen cemaatini bir örgüt, suç örgütü olarak gösterebilir. Ama İHH, El-Kaide baskınıyla şöyle yorumlar da yapıldı. Gülen cemaatine yakın savcılar da bir başka örgüt yaratabilir. Üstelik bunda şiddet kullanım kriteri de yerine gelir El-Kaide evet. bağlantısıyla. Onu deniyor, birileri deniyor ama o pek olabilecek gibi değil. Çünkü hükümet bayağı bir kontrol altına aldı bir takım yargı süreçlerini falan. Mesela Hatay'daki tıra giremedi savcılar. Şey soruşturmasında, İHA'nın da dahil edildiği El-Kaide soruşturmasında önemli yerlerdeki polis şefleri görevden aldı. O soruşturma artık tıkandı. İstanbul'da tamam. Üçüncü dalga yapılamıyor şu an. Başsavcı yapılsın dedi. Polisler evet. uygulamıyorlar. Ama şurası bir gerçek ki bir tarafta hükümetin El-Kaide ile bir de Yasin El-Kadı var zaten. Onun üzerinden El-Kaide ile irtibatlandırılması faaliyeti de var. Cemaatin yeni büyük dava açma ihtimalinin çok fazla olduğunu sanmıyorum şu anda. Deneseler bile gerçekleştirme ihtimali çok olacağını sanmıyorum. Ama bunun yerine medya üzerinden, sosyal medya üzerinden çok çarpıcı şeyler dolaşıma sokabilirler. Hükümetin tabii ki dava açma imkanı var ama şu HSYK yapısı birazcık değiştirdiler şimdi. Dengeleri değiştirdiler ama yine de tam emin değiller. Dava açsa bunu istediği gibi sürdürebilecek savcı ve istediği gibi sonuç, yani Ergenekon süreçlerinde olduğu gibi her şeyin hazır olduğu, gözü kapalı imzalayan savcılar vesaire böyle şeyleri bulabilir mi? Çok emin değilim. Peki sosyal medyadan diyelim ki o belgeleri, bilgileri ya da mesajları yayınladı cemaate yakın kişiler. Bunun etkisi olacak mı? Yani ne kadar etkili olur daha doğrusu? Bakıyoruz. Niye yayınladığına bağlı. O belgeler internete dökülüyor ama ondan sonra işte Sabah'ta, Star'da, Yeni Şafak'ta, Vakit'te vesaire de akşamda haber olmuyor. Ya da televizyon kanallarında haber olmuyor. Gezi olaylarında kim haber yaptı Gezi'yi? Gezi direnişini kim haber yaptı? İlk 2-3 gün kimse yapmadı. Ne oldu? Bitti mi? Siz bir yerde, sağlam bir yerde duruyorsanız, iddialarınız güçlüyse, medyanın size haber yapmaması işinize bile gelir. Bu kadar. Gülen cemaat de bunu bu şekilde kullanır. Yani şimdi kullanır. Cemaatin zaten ben öyle bir yayın yapayım ki Sabah bile bunu haber yapmak zorunda kalsın diye bir beklentisi olamaz. Bilakis aslında Sabah haber yapmasın istiyor bile olabilir yani. Yani onun için böyle bakmamak lazım. Burada önemli olan sizin ne dillendirdiğinizdir, neyi dile getirdiğinizdir. Hiçbir kimse yayınlamasa bile, internete Çin'deki gibi yasak getirilse bile, eğer siz elinizde bir şey varsa, sırf Amerika'daki izleyicilerini takip ettiği ya da Türkiye dışındaki izleyicilerini takip ettiği, internet kullanıcılarını takip ettiği video görüntüleriyle bile Türkiye'yi karıştırabilirsiniz. Ama oradaki önemli olan o görüntülerin, o kayıtların bir karşılığının olması. Yani diyelim ki internette ona yasak, buna yasak, şuna yasak, her şeye yasak. Ama bu yasağı siz Bulgaristan'a, Yunanistan'a, Irak'a vesaireye uygulayamayacaksınız. Orada insanlar bir şekilde, oradan onlar bir şekilde gelecek. Bir şekilde gelir. Eğer güçlü bir şeyse. Bir de zaten yasakladığınız zaman o normal değeri birse birkaçla çarpmanız gerekiyor onu biliyorsun. Çok az vaktimiz kaldı. Kısa soru, kısa cevaplar. Mümkün olduğu kadar çok soru soracağım. Seçimlere nasıl yansır? Gülen çok. Cemaat sonuçta seçime girmeyecek. AK Parti girecek. Çok. Bu seçim cemaatle hükümet arasında yaşanıyor. Fethullah Gülen'le Tayyip Erdoğan arasında bir seçim.
Eğer Tayyip Erdoğan buradan güçlü çıkarsa cemaatin aslında hiçbir gücü yokmuş diyeceğiz. Ama Tayyip Erdoğan zayıf çıkarsa, yaralı çıkarsa diyeceğiz ki hakikaten cemaat öyle bir darbe indirdi ki Tayyip Erdoğan hüsrana uğradı diyeceğiz. Samimi bir Müslüman, inanmış vatandaş, Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye saygım vardır diyor. Başbakan Erdoğan'ı da çok seviyorum diyor. Bütün bu karmaşa içerisinde kaynaklara bakıyor, farklı şeyler söylüyorlar. Ne yapacak bu insan seçimde? Vallahi onların yerinde olmak istemem. Çok zor. Durumları çok zor. İnan ki bilmiyorum. Herkes farklı farklı gerekçelerle farklı farklı şeyler yapacaktır ama birçoğu son ana kadar git gel yaşıyor. Zaten en büyük dramı onlar yaşıyor şu anda. Yani ikisini birden, düne kadar ikisine birden değer vermiş insanlar şimdi iki taraf tarafından da ya beni seç ya onu diye böyle bir şeye zorlanıyorlar. Çok zor durumları. Eski Bakan Bayraktar ne olur? Bütün yaptıklarımdan Tayyip Erdoğan haberi var demişti. Ya Bayraktar önemli yani beni ilgilendirmiyor. Yani o yapacağını yaptı artık. Unutulur çok... gider mi o iş? Tabii yani o başbakanla geldi, başbakanla gitti. Yani onu çünkü TOKİ'ye kim getirdi? Oradan kim milletvekili yaptı? Kendi ayakları üzerinde duran insanlar değil bunlar. Yani. Polis adliye ekserinde Gülen cemaatine yakın kişiler uzaklaştırılıyor. Buradan şunu mu anlamalıyız? Artık bir daha bu kanaldan hükümet bir darbe yemez. Yerse sosyal medyadan yayınlanacak belgelerler. Yani bir soruşturma, dava oralar bitti mi? Yine bir takım şeyler oluyor. Olacaktır da. Ama çok sonuca gidemiyorlar. İzmir'deki olay ortada. Bugün yapılmak istenen olay İtfaiye, ortada. İtfaiye, TCD'de. El-Kaide olayı da ortada. Yani hala bir takım şeyler yapılıyor. Yapılacaktır da ama sonuç alıcı olamayacak. Öyle gözüküyor. Bu yer değiştirmeler hakikaten peki sonuca götürür mü hükümeti? Yani Gülen cemaat öyle bağlı isimlerin yerlerini değiştirmekle devlet içinden temizlenebilir bir yapı mı sizce? En azından şu anda durumu kurtarıyorlar. Yani kısa vadeli bir çözüm bu. Daha sonra herhalde daha kalıcı bir yeniden yapılanmaya doğru yöneleceklerdir. Yani şu haliyle durumu kurtarıyorlar. Son sorum bu savaşta tutulan taraflar var işte yani. Var bazı insanlar AK Parti diyor, bazıları cemaat diyor. Bazıları da ya bana ne canım yesinler birbirlerini diyor. Bu da siyasetsizlik olarak eleştiriliyor. Siz nerede duruyorsunuz? Bir taraf olan bir taraf olur mu? Ben Allah için hiçbir şekilde taraf tutmuyorum. Tutmaya da niyetim yok. Her iki tarafın da yanlışları ve doğruları var ve yanlışları ve doğruları birbirine götürünce her iki taraf da ortadan kayboluyor. Sonuçta cemaatin yolsuzluklara karşı yürüttüğü mücadele Türkiye'nin hayrınadır. Hükümetin, cemaatin devlet içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü mücadele de Türkiye'nin hayrınadır. Ama bu iki tarafın birbirlerini böyle tüketiyor olmasından üçüncü şahıslar istifade edecek diye bir şey yok. Sonuçta Türkiye acayip yıpranıyor. Keşke bir üçüncü bir güç çıksa da bunların dışında morali bozulmuş, ne yapacağını bilemeyen insanları alıp götürse yani bir yerlere, demokrasiye doğru. Böyle bir güç de gözükmüyor. Kimseden yana olmalarını tavsiye etmem. Çünkü çok sert ve giderek kirlenen bir savaş yaşanıyor. Buraya giren kirlenir. Taraf olmayan bertaraf olur lafı hep yanlıştı. Bugün de yanlış. Şu doğru, demokrasiden yana, şeffaflıktan yana, temel hak ve özgürlüklerden, hukuk devletinden yana olmak bu anlamda taraf olmak lazım. Ama tarafların, şu anda söz konusu olan tarafların ikisi de bunların hepsini birden sahiplenmiyorlar. Sorun burada. Ruşen Çakır, çok teşekkür ediyoruz. Bu karmaşık gündemi bizim için daha anlaşılır hale getirdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.